Bitmiyor, bitmiyor. Abi hoş geldin. Sağ olasın. Çok uzun tabii. Evet, Ama evet, bu tabii evet. bu bir destan. Yani çok uzun, dert çok uzun o Ha. yüzden. Yani şimdi bunu 3 dakikaya nasıl sığdıracaksın? Değil Normal, mi? tabii ya mümkün değil yani. O kadar şey var ki mecbursun yani bunu uzatmaya. Çünkü şey Evet. çok yani olaylar çok. Yani Evet. ben sana diyeyim ya yazsam 1,5 saat daha sürer İşte diye. o niye bir açalım bir seyircilerimize. Abi otur Sağ ol. istersen, şöyle yoruldun. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar, Evet. saygılarımı, sevgilerimi Zaten gördünüz sevgili izleyiciler, İsmail Türüt var stüdyoda. Sağ ol. Söylemeye ne hacet, muhabbete gelin diyelim. Hoş geldiniz diyelim. Sağ ol. Sözün özün başladı. Sözün özü başladı sevgili izleyiciler. Sözün Adam özünü var. konuşacağım. Evet. Adam var. Sanatçı var. Sanatçı diye kendini pazarlayanlar var. Adam rolü yapanlar var. Bugün stüdyomuzda adam var. Estağfurullah. Sanatçı var. Gördünüz Estağfurullah. işte. Hep bunu anlatmaya çalışıyoruz ha. Bizim hani Ya bir işte. taraftan sanat yönümüz var. Allah'a şükür biz de bir sanatçıyız. İnşallah önümüzdeki yıllarda diyelim sinema filmlerimizi izlemeye Maşallah. gelirsiniz tiyatro Yakışıklı salonlarına. adamsın O zaten. yüzden yok, biz kamera arkası abi. Kamera arkası. Şimdi bir halk, ya biz halk adamıyız. Elhamdülillah. Yani Evet, ben bir evet. kere ben vatandaş İsmail Türk. Ben hiç artistlikten anlamam. Numaradan anlamam, dümenden anlamam. Ben 1965 Rize'nin Ambarlık köyünde doğdum. İstanbul'a geldim. Hiç değişmedim. Değişemedim zaten. Değiştiğim için de Allah canımı alsın ya. Ha, yaşantında şöyle değişiklik olur. Yani belki bir apartman dairesinde değil de Evin o ha, bir başka bir tane şey abi. anladım yani bir tane Yani. villada oturuyorum. Bunlar gayet Eyvallah. normal ama yaşantı deyince yani o insani duruşun, çevrene bakışın, oturduğun yerde, o eski dostun, o aile kavramı, o inancın bunlar bizde hiç değişmez. Yani ben o konuda sanat dünyasında anladım, yani Ta çok göbeğinde bulundun. tabii tam ortasında Evet. ama hep yabancı kaldım biliyor musun? Hiç o yani o çizgiye ayak uyduramadım. Çünkü o dünya farklı bir dünya. Yani Sanatçı olmak işte bu, onun için dedim ya abi. Şimdi ama senin bak yazdığın sen şeylere bak. Hayat var, insan var, mücadele var. Hayatın içinden insana anlatıyorsun. Sanatçı bunu yapabilir 30 anca ve evet. sanatçı sahte bir hayat yaşayamaz. Aynen öyle. Bak 30 yıllık sanat yaşantımda bir daha yazma, çizme Allah'ın böyle bir lütufta da Evet. bulunmuş. Yani şu meseleyi 1 saate yazmış adamım ya. İşte Bir dert saat. o da, Bak dert. evet. Sanatçı odur yani. Stüdyoya gittim. Orada bile 5-10 kublesini yazdım. Hatta sazlar bulamadım. Tam şeydi milleti işte tatil matili normal çalansa. Orhan Ölmez'si var ya Orhan Ölmez. Ha biliyorum biliyorum. Orhan Ölmez'i buldum o çaldım çünkü ya. Metazori Orhan saçılı. Orhan Güzel az bak. teşekkür ederim kendisine. Gitarları bir de o iyi müzisyen de. Evet. Sazları bir de hep Orhan'a çaldım. Yani orada bile yazdım. Yani bizim Allah öyle bir şeyimiz var. Öyle Yürek, yürek işte yani bir ya. de yaşanan Gerçekten mesele seni sevmek vatanı. etkiliyor. Ya Tabii. biz aşık adamız ya. Halk aşığı, halk aşığı, vatan aşığı. Zaten aşık adam kavga Evet. edebilir, kavga Yani eder, aşık bunları deyince hemen yazabilir. akla bir karıya hanıma aşık öyle değil. Aşk farklı şey yani. Evet. Kur'an'a aşık olursun, İslam'a aşık Ha olursun, işte. vatana aşık olursun. Böyledir biz aşkı. Yani milletin derdiyle dertlenen böyle bir adamız biz. Yıllardan beri 30 yıllık sanat hayatımı şöyle background derler. Arkaya bakın, geçmişe bakın. Hep handan yandan. Tamam güzel türküleri de dedik. Fadime, Ayşe bunları da dedik de. Ha, Ama evet. bakın hep sosyal yaraları işleyen bir adam yani yıllardır 30 sene önce Erzurum'da kar Mesela yağsa Rize'de Rize'de Uşiyorum. Uşuyorum bir asker şehit olsa yanıp duruyor. Hala bugün okuyorum sanki bugün yazılmış. İşte ozanlık böyle bir şeydi. O zaman mesela o zaman ben yılın ödüllerini aldım. İbrahim Tatlıses'te çalışıyorum Evet. İdobay'da. İşte bilmem ne TV ödülleri, gazete ödülleri var ya. Malum. Evet. Adı aldım. O gün bile beni o türküden dolayı gazetesinde aleyhime yazanlar var. Şu anda yaşıyor. Ne yazıyor biliyor musun? Diyor ki Erzurum'da kar yağsa Rize'de uçuyorum. Çok güzel bir laf diyor. Ama diyor gerisini beyler tahlil edelim diyor. Yani ödül yanlış diyor. Bu adam hak etmedi. Evet. Neymiş gerisi? Bir asker şehit olsa yanıp tutuşuyorum. Askerini vurduğu adam nereye, ne olacak diyor. Bakın böyle gazeteciler bu ülkede oldu mu? Biz ileri gidemeyiz. Bunlarla da anlaşamayız ya. Evet. Düşünebilir mi? Asker durup dururken birini mi vuruyor ya? Kimi vuruyor asker?
bu ülke bölünsün. İşte o zihniyetin yapmaya çalıştığı şey de zaten. Bu ülke bölünsün diyen hainleri vuruyor. Yani anladım. Yani onu bile eleştirenler oluyor. Ya böyle bir dünyadasın. Evet, sanat dünyası enteresan. Yani onun işte onun için diyorsun ya abi hani sahte bir hayata bir sanatçı adapte olamaz. Nasıl olsun ki? Orada sanatçı rolü yapan. Yani şarkılarını biliyoruz. Onların yaptığı şarkılar bırakın hani o hayatın içinde yeri bile olmayan tabii. Saçma sapan mesela bu şarkıları yaparım diye bak yani inandığım değerlere yemin ederim onların öyle bir yeteneği olamazlar. Beni nasıl eleştiriyle biliyor musun? Öyle bir benim çöpe attıklarım onları yazamaz. Burada uçarlanık yapmayayım. Ama yok, nasıl eleştiriyorlar? Biz ne oluyoruz biliyor musun? Biz oluyoruz ırkçı, faşist, bilmem ne böyle şeylere de böyle hakaretlere de maruz kalıyoruz. Halbuki bu vatandaşın hepimizin derdi. Yani sokakta yürüyen 10 kişinin 9'una sor bu konuda beni alkışlar ama biri de küfür eder, eder ne yapayım ya böyle bir ülkedeyiz. Evet. Yani sanat dünyasının içinde dedim ya ben hepten yabancı bir adamım ya. Beni zor kabul etti. Zor kabul et. Mesela bir hatıramı anlatayım. Oruçluyum demek Ramazan ayında bir Müslümanın yapması gereken farzdır. Oruçluyum derdim enteresan gelirdi millete ya ne orucu. Tabii ya. Bakın ya oruçluyum Ramazan ayında oruçluyum dememek enteresan değil mi? Yani. Oruçluyum demek de normaldir yani. Evet. Benim için anormal olurdu biliyor musun? Adam bana işte çay işte adamla yerdi içerdi ben bir yere girerdim. Ne çay yemişim ben oruçluyum derdim. Ne orucu ya böyle şaşarlardı biliyor musun? Ne düşün ya. Yani böyle bu bir kadar yaşadığın memlekete yabancı. Tabii. Yani kadar oruca nasıl bakayım ilkel, gelenek, baba dede alışkın gibi. La oruç farzdır yani. Ama bunlar da özel dizayn ediliyor değil mi? Yani mesela o sanat camiasını biliyorsun ya. Mesela ses, kaç tanesinde ses var abi? Müzik canım, kaç tanesinde? O hatta başka bir şey diyeyim sana. Bir lobi var bak. Yani. Şerefimle temin ederim. O lobiye zaten biz yandan geçemeyiz de. Geçmek de istemem zaten. Yani, iman değiştirmek lazım haşa yani. Aynen. O lobide olmadın mı sen dışlanırsın. Sen ikinci sınıfsın. Sen ana köylüsün. Sen yabancısın. Sen farklı bir adamsın. Yani o lobi var. O lobi acayip bir lobi. Ben biliyorum onu yönetenleri de biliyorum. Ama sen abi şey onların yüreklerinde benim sanatımın büyük olduğunu olabilir. Ama öyle yürek yok onlar demezler yani. Şunu diyeyim. Türkiye'nin en iyi, çok iyi bir bağlamacısı şunu demiştir. Çok ünlü. Ya bunu bu adamı çok sevmem. Fikrine, duruşuna, zikrine hep karşıyım ama yani nefsim bana der ki buna bir bağlama çal filan. Böyle de diyen olmuştur zaman zaman bu yiğitliği gösterenler de olmuştur. Ama dedim ya o lobiye biz yanından bile geçirmezler bizi. Çok şükür önemli değil. Yani sen Karadeniz müziği yapıyorsun bir de abi. Ama mesela girmeden Doğu kökenli arkadaşlar severek seninle fotoğraf çektirdiler. Yani Türkiye'nin her yerinden ama bak seviliyorsun. Ben otantik adamım. Ben otantik. Yıllardır da yani türkülerimde de bu budur. Ben başka bir şey okuyamam. Öz Karadeniz. Yazarım, çizerim Allah'a şükür. Ama ben şimdi benim konumumda, benim tarzımda olan hiçbir sanatçıya nasip olmayan bir nimet bana nasip olmuştur. Hamdolsun. Dünyanın her ucuna konser vermişim. Türkiye'yi karış karış. Yani Urfa'sında da gittim 50 bin kişiye. Edirne'sine de gittim. Sivas'ına da gittim. Yozgat'ına da. Fark etmiyor. Bu bana ait bir şey. Evet. Bu bana sokağa yürüyüşen hala böyle. Yani yani halk tipi olmak halk gibi bir şey. Kanal 7'de program yapardım. Truth Show yapardım. Nasi diye vardı ya abi. Onu hala hatırlarım. Hala böyle. Şimdi pek kimse bilmiyor ya evet. Mesela unutuldu çok eski ben şimdi oradan izliyordum. Bazen program yapardım, Truth Show yapardım. İlk zamanlar mesela sanatçı davet ederdim. Kanal 7 mi? Aman kapat ya yok böyle. Sanki Kanal 7'de farklı bir dünya, farklı insanlar, farklı bir ne zorluklar yaşadık oraya sonra. Ama öyle bir güncel diye Allah'a hamdolsun. Az önce patronla da bu konuya bir küçük sağ olsun çayını içtik, değindim. Öyle bir zamana geldik ki Rabbim bak reytingleri alt üst ettik. O cilmiye sanatçılar beni aradı. Baba bize ne zaman sıra geliyor diye. Bak böyle bir günler yaşadım ya. Kanal 7 orada patronlar orada hepsi şahit. Yo ben biliyorum yıllar işte hala hatırlıyorum diyorum yani sonunda o nasi diyordunuz yani biterken. Şimdi bazen geliyor aklıma yapıyorum kimse bilmediği için artık yok ya unutulmuş. Ama müthiş bir reyting. Yani şöyle bir şey. Müthiş şeyler yaşadım ya. Adamı koparamıyorlar. Aynen öyle. Hani kalpten kalbe oyuncular ya. Vallahi silemezsin ya. Yani harbi silemezsin. Yani şu anda
Nereye gideceğim? Yani 20 sene önce okuduğum türküler, yani hep revaçta, hep gündemde ama türküleri yüzünden, söylemleri yüzünden çile çektim mi çektim. Evet. Vallahi çektim, billahi çektim. Yani o vatan sevgisi... Ya 25 sevgisi... tane, 27 tane ne mahkeme ya, böyle bir şey. Yani hakimle, savcıyla kardeş olduk, ciddi alıştık mı? Evet, evet. Allah'a şükürler olsun ki... Hakaret olarak... Ya abi, neler, Gezi neler. Parkı ile alakalı da şarkın var abi senin. Ne diyorsun ya, bütün barolar toplandı, birlikte bir dava açtılar bana. Reddetti. Öyle yürekli de bu ülkede vatanperver, bizi tanıyan, bu adamdan bu ülkeye, bu millete, bu dine, bu devlete zarar gelmez diyen, inanan, yürekli de bu ülkede savcılar var, hakimler var. Hepsine teşekkür ederim. Var yani. Bunu da yaşadık. Yani inan böyle toplanıyorlar. Bana da ne yapmışım? Gezi Parkı. E niye milletin malına mukne vuruyorsunuz? Kafasını kırıyorsunuz. Yanlış mı? Ne dedim ya orada? Ne dedim orada? Gezi Parkı. Ben orada... Hakaret algılamışlar. Neydi o mesela? Eserde söylediğin an. Ya o, bir sürü vurdum diyorsun. Hepsini hakaret kabul ediyorlar. Yani ben orada ne dedim? Hangi hatta birisi? Yani hak aramak milletin malına zarar vererek, polisin kafasına monotop atarak olmaz. Adam gibi yürüyün, hakkınızı arayın. Ben de sizden geleyim. Ama bir de bakarsın ki iki gün sonra olayın şekli değişti. Ne kadar yılan varsa, bölücü varsa onlar orada işarete başladılar. Yanlış mı? O zaman evet, benim nevrim dondu yani. Baktım ki bu hak aramak iş değil. Burada başka oyunlar var. O zaman Ankara konserim de tam üzerine geldi. Tam bir canlı yayındaydı. Ankara konseri var. Buradan gidene kadar vallahi Ankara'ya gidene kadar yazdım onu. Çıktım. İşte Ankara'da festival, şu Taksim'de Gezi var. Bu soysuzlarım var. Her tarafta bezi var. Öyle bir şey olmaz abi. Yani sen hak aramak diyeceksin. Gezi diyeceksin. Değil mi öyle? Çıkacaksın el alemin dükkanına, malına, mülküne, polise, askere elinle gireni atıp yıkacaksın. Böyle devlete baş kaldıran cezasını çekecek. Orada demiştim bana. Devlete baş kaldırmak yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Orada karşı çıktım. O destanı yazdım. Kaset maset değil. Bir konserde söyledim onu. Öyle çok var. Yani mesela yıllar önce Filistin davasını Kanal 7'de ya. O Ahmet Akan diye bir dönek var ya. O dönemin haber yaptığı zaman eski arkadaşım. Alev'in en çok yazı yazan dönektir o. Yazsın önemli değil. Bir de yüreksiz. Telefonlarıma çıkmayın. Bir çık telefonuma, benimle bir konuş. Ondan mesela orada haber yapardı. Ben program yapardım. O Ahmet Hakan deyilen o dönekle o yıllar önce şeyi Filistin meselesini onun haberlerinde canlı okumuştum. Yıllar önce ya. Yani benim yaptığım destanlar bir değil. İki, terör meselesini. Yıllar sonra ya terör. Evet. Yine terör, yine kan, yine yanıyor vatan, alçaktır, şerefsizdir, askere kurşun atan diye demiştim. Ya Türkiye mi ya, şey yaptılar ya? Yasakladılar ya. Kim yasakladı? Yani bu AK Parti döneminde yasaklandı. Kim yasakladı değil mi size? Kim yasakladı? Bir tane Kültür Bakanı vardı, çok arayıp da bulamadıkları bir adam vardı. Bir Mahoci, Lelinci, sonra hayatında görmediği kıyakları gördü AK Parti döneminde. Hayatında görmediği. Ondan sonra kalktı AK Parti'ye. Her türlü çüpürü de salladı. Ertuğrul Cüneydi yerinden maalesef de... Maalesef bu, kara bir lekeydi o. Leke işte. Bak bu adam bana en büyük zulümü yaptı bu ülkede. Bakın plan yapmayın plan. Olaylar oldu. Ne dedik biz plan yapmayın? Nerede biz? İlkçi diye, bölücü diye bizi yargıladılar. Ne demiştik? Karadeniz'de oynanan bir oyuna deşifre ettik ya. Biz... Bölücüleri deşifre ederken az daha bölücü konumuna düştük ya. Bu medya böyle bir medya, kusura bakmayacaklar. İyileri tenzih ederim. Ama yani harbi gazetecilik çok ciddi bir olaydı. Benim oğlum gazeteci oldu. Gazetecilik okudu, gazetecilik yaptırma ayrımını ya. Böyle gazetecilik olmaz. Ya doğruyu söylesene ya. Gazeteci tarafı olmaması lazım. Gazetecilerden başım çok. O da bir sistemin içinde yani. Bilmiyorum senin az önce dediğin bir yani bu ülkede var. Kültür Bakanlığı yapmış bir adam, ben mahkemede yargılanıyorum. Bırak kararı yargı versin. Sen ya beni yargısız infaz yaparsın. Ne yaptın? Baktı kaset çok satınca pat, bandrolunu kestin. Yani bandrolü kesmek demek, kaset satmamak demektir. Yani bunları yaşadık. Korsana düşürmek demek. Sonra gittik direkt. Biz beraat ettik. Plan yapmayın. Bölücü konumunda ya, bölücü durumuna biz gittik. Beraat ettik. Yok suç yok. Kimse ölsün demedik. Böyle bir şey yok. Ama olayları başka yere çektiler. O Ermeni işleri de çektiler. Bilmem ne çektiler. Hrant'a bağladılar. Hiç Hrant lafı yok. Bir şey yok. Bana ne Hrant'ınlar ya. Ya ölmüş gitmiş bana ne. Yani bunları yaşattılar bize bu ülkede. Ya zor şey yaşadım ya. Bu, yani bu sanat sanatı dünyasında. Sanatı icra etmekte. Bak bak, milli olmak, Müslüman olmak, milli manevi değerlere savunmak demek bu sanat dünyasında başka anlama geliyor kardeşim.
dışlanırsın. Yani bana... Milli ve yerli sanatçıyı kabul etmiyorlar. Ben %100 yerli bir adamım. %100 milli bir adamım. Elhamdülillah Müslüman bir adamım. Ben Müslümanlığıyla övünen bir adamım. Ben başka birini tanımam kardeşim. Ben kemençeyi de vururum, oynarım. O ayrı bir oynatırım şey. Ama ben, vatan, millet aynen bu öyle. Konuda ben, da abi, eserlerimi üretirim diyorsun. En şiddetli dönem vardı bu ülkede yaşadığımız, bizim yaşadığımız. Ne değildir öyle? O zaman işte rahmetli Erbakan'la... 28 Şubat. 28 Şubat. Ya o tarihte sen bak onu belki hatırlamazsın. Kasetimi okudum ya. Vallahi billahi bana dediler bunu okuma tutukları. Kimdir? Mecliste tartışma. Yazıklar olsun diye parçam bak. Girin bulun bakın. Yargılandım bir şey ol. Mecliste tartışma kıran kırana gene dokundular derin yarama. İslam'a karşı tavır alana başka ne diyeyim yazıklar olsun. İşte İslam ülkesinde İslam dinini engellemek için kustu kinini, eğitimde bu gençliğin zihnini bozan aydınlara yazıklar olsun. En sonunda derim ki bak bu yıllar önce. Sonunda şairlik böyle bir şey ozanlık. En sonunda ne diyorum biliyor musun? O zaman AK Parti falan yok. En sonunda diyorum ki bak devran döner gelir sandık kurulur. Kasırgalar biter, sular durulur. Bu iş, bu günün hesabı bir gün sorulur. Sormasa seçmene dedim yazıklar olsun. Seçmen de sordu mu sormadı mı? Sordu. Hah, zaman beni şey çıkardı. Evet. Yani hakiki haklı çıkardı. Yani demek istiyorum ya o günlerden bugünlere. Ha bu dönemde de gene yanlışlıklar ya yapıldı bana. Haksızlık. Şöyle bir şey yapıldı var abi bak. Ben hani... bu dönemde vallahi böyle. Ben bu dönemde en üst düzey olmam lazım için en dipteyim ya. Karar liste. Böyle bir şey olabilir. Bir daha beni bir AK Parti düşmanı gibi göstermişler. Niye göstermişler? Sebep nedir? Ben nereye bir düşmanlık etmişim? Kime bir saygısızlık etmişim? Ben Cumhurbaşkanı'na bu ülkede en çok dostluğu olan bir adamım. Yani birebir görüşebilen adamıydım bir zamanlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na da görüştürmedim. Bu da bir o insan. Görüştürmediler bizi ya. Görüşemedim ya. Bu çok enteresan bir şey ya. Sadece ben AKP karşıtı, AK Parti karşıtı bir adam. Böyle bir söylemim yok, böyle bir şey. Böyle bir, acayip bir tezgah ya. Vallahi böyle ya. O nasıl gerçek? Ha bu dönemde en çok mağdur olan benim ya. Yemin ederim. Şevki Hoca bu kanalda program yapmıyor mu? Yapıyor. Sorun Şevki Hoca'ya bak. Şevki Hoca biliyor ya. Yani bir zaman bu isimleri anmak bu ülkede yürek isterdi. Hiç kimse kusura bakmasın. Evet Şevki Yılmaz. Ben Şevki Yılmaz hocamla gururdu. Türkçülerde anlatmışım Şevki Hocam'ı. Erbakan Hocam'ı. Tayyip Erdoğan'ı ya yıllarca. Türkçülerde anlattım ya. Seçim. Ama isim veremiyorum diyordunuz sanırım. Vermez olamayayım ya isim vererek. Yok yok Erdoğan'la ilgili insanlar üstüme geliyor şeklinde böyle bir şey. Ne yapardım? Şimdi mesela Truth Show'da bak bir hatıramı size ilk defa canlı yayında söylerim. Bir tane gazeteciye söyledim de yürekli yayınlayamadılar. Geldi benimle şey röportaj yaptı anlattım yayınlayamadı. Önemli bak buradan söyleyeyim. Truth Show'da Sayın Cumhurbaşkanı o zaman şeyde cezaevinde. Arşiv orada, Kanal 7'de orada o program bulunur, çıkar bak. Dedim ki yani bir şiir yüzünden insan cezaevine, ben cezaevine de gidiyorum, görüyorum kendisini. Cezaevinde mi? Orada bir duygusal anlar yaşandı. Yarım saat Tayyip Bey ile alakalı. Yani mağduriyetini anlattık. Bir şiirini okuduk orada, söyledim. Reklam arasında o katılan programlar, programa katılan sanatçılar terk ediyordu biliyor musun? Sen Tayyip Erdoğan'ın burada nasıl översin bizim programımızda gibi. Bak düşünebiliyor musun? Ben orada bir laf dedim. Bak dedim Tayyip Erdoğan, bu Türkiye'de dedim. Bakın arşiv oradadır. Türkiye'de yanında bir adam kalırsa o da İsmail Turut kalır dedim. Bunu canlı yayında diğer adamın. Ertesi sabah, ya beni ne tehdit ettiler ya. Ben tehdit olmuş adam. İsmini şimdi vermeyeyim, müsaade almadım ayıp olur. Karadeniz'de çok ünlü bir iş adamı aradı. Dedi ki sen dün akşam Turut Show'da dedi, kimi övdün dedi. Dedim Tayyip Erdoğan'ı. Ben İsmail'i, ben aracıyım dedi. Beni filan ordu komutanı aradı. Dedi ki, ya bu İsmail Turut'u severiz, bir daha işte bu Tayyip Mayıp bilmem ne bu lafları ederse onu Selimiye'ye alırım bilmem ne bilmem. Sen ne dedin adamım? Ben bir şey diyemedim. Şimdi ne dedim benim dediklerim, aracısın ya. Açtım ağzını, burada söylesem belki de bir daha açılmamak üzere kapattılar televizyonumuzu. Düşünebiliyor musun? Bunları yaşamış adamım, şimdi Tayyip Erdoğan geldi, dünya lideri oldu, Cumhurbaşkanı oldu, Başbakanlık oldu. Ne Tayyip Erdoğan'la beni görüştüğünde, niye yanına gidemildim? Yani bir şeyi... Niye o karşıt gösterim neden? Ben yani bilemiyorum ya. Ben bilemiyorum ya. Böyle bir şey. Ben böyle sanki AK Parti düşmanı bir adam beni ilan ettiler. Ben hiçbir AK Parti konserine bile davet edilmedim ya.
Riski veren Allah'tır. Çok da sızlamıyorum da yani bakın yani ben bunları yaşamış adamım ama şimdi de bunları yaşadım yani. Bu böyle böyle hayatımda böyle acayip estantaneler var veya hatıralar var diyelim. Olabilir, olur inşallah. Yani hani sanatçı yemekleri, davetleri Ramazanlarda oluyordu. Hiç. Onların hiçbirine davet edilmedi. Başka bir şey diyeyim sana. İşte ben Tayyip Bey işte yeni bir lider. Bak bu yıllar önce. Bak 20 senede, 35 ile 25 sene oldu tabii. O zaman Tayyip Bey daha parti kurulmamış. Böyle bir lider geliyor derdim. Herkes dikkat etsin. Bizim sanat dünyasında bir grubumuz vardı. Akşamları otururduk böyle eğlenceme böyle. Vallahi billahi evime Allah getirmesin beni. Herkes lanet et neler konuşuldu, neler derdiler. Bir daha yanımıza gelme bilmem ne bu ki. Ya sonra bu adamlar Tayyip Erdoğan'ın hep sağına soluna görüyorum bunları biliyor musun ya? 15 Temmuz'da nasıl? Görebildiniz mi mesela onları? 15 Temmuz akşamı, ertesi yok, günde. Yok öyle bir şey yok. Yani sular durulana kadar... Ama hani bunlar hep Tayyip Erdoğan'ın yanında. Yani Tayyip Erdoğan başbakan oldu, parti kurdu, bunlar oldular Tayyipçi. Hepsi. Hepsi Tayyipçi. Hatta bir iki tanesi yanımda şimdi beni başbakan arayacak gece. Gibi böyle bana sanki işlatır gibi böyle laflar bile ettiler yani. Bu ne garip bir şey ya. Çünkü Tayyip Erdoğan'a neler söyleyen adamlar bunlar. Yani bak... Yani mesela beni Tayyip Erdoğan'la birlesem sorsa bağlarım derim ona tabii. Burada demem tabii. Hmm. Sana dışarı derim. Yani anladın mı? Yani böyle şeyleri yaşadık. Çok garip olaylar ya. Çok garip bir şey. Ha, biz şimdi görüyoruz tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayında mesela iftar verdi çoğuna. Yok, ben o fotoğraflarda... Beni hiç gördüm oraya. Yok işte onu diyorum. Beni hiç gördüm oraları hiç. Ha yok. Yok. Hiç görmedim. Yani ben tabii, şimdi ben Tayyip Erdoğan'ın evine gitsem beni kovarlar mı yani? Girerim, o ayrı bir şey ama yani davetsiz yere de simitçi girer yani. Ben davetsiz de gitmem yani. O kadar da onurumda var, kusura bakmayacak kimse yani. Öyle çünkü hani ona farklı bakanlar, farklı söylemlerde bulunanlar hep davet ediliği, el üstü tutuluğu, para kazanıyorlar yani konserlere onlar tercih ediliği. Böyle şeyler yaşadık yani. İşte onları mesela Ramazan'da daha iftar verilenleri 15 Temmuz akşamı mesela göremedik. Aradan bir hafta geçtikten sonra... tabii sular bir durulsun bakalım ne olacak. Bir hafta sonra işte... olur böyle şeyler yani bunlar insani bir durumdur ya. Anladın mı? Biz herhalde bu konuda biraz enayiyiz yani. Biz hemen içimiz dile vuruyor. Biz dedi ben böyle bir adamım ne yapayım ya. Bende riya yok ki. Ben de yalan yok, palavra yok. Ben içimden ne geldiyse o akşam yanım çıktım okudum. Bu ülkeye kimseye kardeşim öyle bir şey yoktu. Bu millete yani silah doğru temesi. Kim olursan ol. Anladın mı? Ben önce de darbe marbe de anlamadım ha. Vallahi bir Türkiye'de belirtiyorum. Savaş çıktı. Ben dedim ki herhalde bir tavır, bir şey var. Bir önlem alıyoruz yani. Anladın mı? O çöplüğe gördüm ya şeyleri. Diyor, ben darbe aklımdan geçmiyor ya. Ya şimdi bu darbe de değil. Yani askerin yaptığı darbe değil. Şimdi burada yanlış da yapmayalım. Sanki da bu askerin içinde olan bir çete, bir bölücü, bir şerefsiz bir grup işte. Anladın mı? Kim dersen de işte. FETÖ'cü mi, ÇETÖ'cü mi nedirler anlamışım. Çok da bilmiyorum. Kim olursa olsun bu millete, anladın mı? Bu devlete, bu bayrağa, her neyse bu milletin huzuruna kurşun sıkan kim olursa biz karşısına oluruz. Biz böyle bir insanız ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Kabul etmeyiz. Evet. Etmediğimiz de bellidir Türkiye'nin içerisinde. Zaten bir dörtlük diyorum biliyor musun orada? Bak bunu al yeter sana ya. Bin yıldır diyorum. Bin yıldır ülkemizde sular hiç durulmadı. Puşluklar devam etti. Puşlar hiç yorulmadı. Bu yeter ya. Anladın mı? Bu ülke böyle bir ülke. Hiçbir zaman içinde bitmez. Mesela evet. Bu puşluklar hep devam eder yani. Ya bu yetiştirilme tarzı herhalde. Cumhuriyetten beri Türkiye'de bir nesil oluşturulmaya çalışılıyor. İşinde bir toplumu yönlendirmek için de en önemli şey medya, sanat camiası. Yani oraya kendi sistemlerini kurup herhalde o batıya dönük bir toplum oluşturabilmek için de öyle bir ne diyelim sanatçı demeyelim onlara da işte sizin içinde bulunduğunuz hani bir türlü onlarla eklem bir uyum sağlayamadık dediğiniz şey çabası ne denir aydın oluşturma yani, sanatçı oluşturma ya ne ama aydını, olmuyor ne yani aydını ya, ne aydını ya bırak bu işleri ya ben bir şey diyeyim sana ya aydın ne demek ya aydın laf yani o aydın da ben karanlık mıyım yani aydın dedim sen ne özelliğin var benden fazla okumuşsun yazmışsın anladım sokaklar eşek yani okumuş yani kitap yüklü eşek dolu ortalık ya böyle bir laf var çok güzel bir laf ya dolu ortalık ya aydın olmuşsun adam olamamışsın ne yapayım sana sanatçı olmuşsun adam değilsin.
Ben ne yapayım sana ya? Böyle bir şey yok ki ya. Anladım. Ya bunların aydınlığı, maydınlığı, bu lafları. Yani her türlü bu ülkede bakın. Bu ülkenin nimetiyle, bu milletin parasıyla şöhret olacaksın. Villalarda oturacaksın, zengin olacaksın. Anladın mı? Bu ülkede, bu millete ihanet edeceksin. Yok böyle bir dünya ya, böyle bir şey yok. İhanet yok. Aydın dediğini gördük işte ya. Bölücülerle omuz omuza duran aydın. Ne işin var bunlara? Onların aklı. Tabii bunlara ben söylemiştim sizin gibi aydının 7'den 70'ini. Hatırlamayız. Tabii. Yani bak ama. Onun için aklı. Bak güzel kardeşim ama bak dediğim zaman, dediğim zaman AK Parti'nin içinden bile bana karşı çıkanlar oldu ya. Vallahi öyle bak şimdi böyle bir şey olur mu? Bak geldi yıllar sonra Sayın Cumhurbaşkanı. Sizin gibi aydın dedi, bilmem ne demedin. Aynı noktada birleştik. Şey, entelektüel ne? Akademik terör olarak ifade etti. Siz, ama böyle sizin gibi aydının 7'den 70'ini diye. Kimse kıyamet koptu de benim açımını. Anladın mı? Şimdi onu ben yazmamışım. Onu yazan da Arif abi yani. Özel Arif. Onun şeyi. Ben çıktım bir şiir. 4 kuple okudum. O 10 kupledi. Onu ne okusam demek ihtilaf olmuştu. Zaten o. Yani şu. Eğer bakın eğer sen milliysen, Müslümansan, hakikaten öyle yani namaz kılaysan, oruç tutaysan sen bu o cenahın gözünde gericisin, yobazsın anladın mı? Yani sen çok makbul biri değilsin. Böyle biz bunu yaşadım 30 sene. Tercümem budur kardeşim. Bunu sorarsan bana cevap ver. Allah'ıma şükürler olsun. Yani bir de bu tip adamların bu ya bunları bir de caminin kapısına öldü mü getirirle caminin. Ya bunları getirin başka bir yere. Sen camiye hayatta uğramamışsın. Adam istemiyor. Evet. Bir de o var ya. İstemiyor adam. Evet ya. Zorla niye getiriyorsun? Getir bunları kiliseye mi? Nereye kiliseye? Anlar mısın? Bir yere atın bir yere kenara. Bunlar ne rahmetten bilir, ne Fatiha'dan bilir, ne duadan bilir. Bunları alkışlar. Bunu nasıl yapabiliyorlar peki? Evet yani bunu anlamış değilim ya. Hakik öyle ya. Camiye kim gider? Camiyi kabul eden, Müslüman olan, camiyi seven, camiye bir gün yolu düşen, bir cuma kılan yanlış. Yine peki o zaman o dediğin sistemin ürünü mü? Mesela Tarık Akan atıyor, mesela kendisi istememiş. O şekilde deniyor. Ama demek ki sistem mi onu oraya getirin diyor. Tabii, yani hani toplumda, bu toplumdaki o sistemin devam etmesi için sürecin... O sistem tabii, o sistemin altını çizelim, o çok önemlidir. Bir de şu var, yani... Yani Müslümanlar bu ülkede fazladır. Yani bu dediğim kitle bu ülkede %3'tür, 5'tir veya fazla olamaz. Yani onun için yine de orada bence orada bir takiye vardır. Orada da bir takiye. Yani inan böyle. Yani o tepkidir biliyor musun? O yani ben iddia ediyorum. Öyle adam tanırım. İş adamı bilirim. Hiç imanla dinle alakası yoktu. O da camiye gelmiştir. Niye? Eğer onu başka bir şekilde kaldırsalar, anladın mı? O iş adamların sülalesi devamına başka gözle bakılır diye. Yani çünkü onların kurumlar işleri çok geliştir. Bakın şimdi açık açık konuşma. Böyle çok önemli bir iş adamı. Hayatta caminin iş, o adam normalde başka bir şekilde mezara koyulması lazımdı. Ama gene camiye gelmiştir. Onun şeyi şu, orada takşiye var işte. Anladım yani sonuçta işte benim ürünümü Müslümanlar alıyor. Onlar bir avuçtu zaten fazla değil. Yani bu ülkede ne yaparsan yap. Müslümanlar burada bu ülkede yani İslam'a gönül verenler fazladır yani. Bu böyle bir şeyde böyle bir damarda bu ülkede vardır tabii. Bunu vazgeçemeyiz tabii. Yani dinle hiç alakası olmayanlar var. Bu sanat dünyasında var. Özellikle sinemada, tiyatroda daha çok var. Allah yardım etsin. Özellikle sinema yani tamam sana. Kilit nokta oralar öyle değil mi? Yani ya başka bir şey değil sürekli sana. Gözünün orada olduğu yönlendirmek ya? İçin. Ya ne diyorsun ya? Ben iddia ediyorum bunlar dışarılardan maaş alanlar bile var ya. Bunu çok iyi yerlerden duydum yani. Devletten maaş alıyorlardı bak, zaten. Devlet başka. O tabii yani, sistemi kurmuşlar. Yani. Ama bakın bunlar dışarıdan bile destekleniyor. Yani iddia ediyorum bunu. Dışarıdan dahi yani bir nevi misyonerlik faaliyeti gibi yani. Şimdi halka en güzel ulaşmanın yolu ekrandır. Evet. Sinemadır, tiyatro. Bunlar çok önemli, tesir eder. 30 sene şu siyasetçiler Anadolu'ya gelsin, bangır bangır bağırsın. Ben bir saniye bir dörtlük okuyayım. Vallahi onun 30 sene, bunu ben dememişim. Yani bunu siyasetçiler demiştir. Ya şu adam. Gönle akıyor orada değil mi? Sanatın farkını, biz önemini. Mesela AK Parti herhalde anlayamadı meseleyi. Yani kültürün ve sanatın önemini biz anlatamadık hala. İnşallah 15 Temmuz'dan sonra anlarlar. Yani kültürün ve sanatın insanın yüreğindeki önemini, insanın yüreğine geçişteki kolaylığı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan
O kadar güzel şeyler anlatıyor ki mesela ya onun bir kısa filmini çekin. Hani Gençlik Kolları'nın başkan yardımcıları vardı eski birisinin. Aranızda sanatçı var mı dedim hani yönetim kurulu gençliği. Saz çalan biri var dedi bana. Hani daha ne diyeceğim bu adam? Hani sanatçı deyince sadece saz çalan değil. Hani tiyatro, sinema daha geniş bakabilen. Yani şey yok o sanat vizyonu çerçevesini maalesef bir türlü anlayamadılar. Belki de o yüzden sizin kıymetiniz bilinmiyor. Yani ben sana güzel kardeşim. Ben ya bu konuda kırgınım yani. Kırgınım bak buradan söyleyelim. Ben kırgınım. Ben bunları hak etmedim normalde. Kırgınım yani ben Tayyip Erdoğan'ı, Şevki Hoca'yı, onların o seçim kasetlerini yaptığım dönemde ben gene böyle milli, anladım. Yani bu vatanı seven bir adamdım. Bende değişiklik olmadı. Neysem oyum yani. O zamandaydı. Ama bunları sevdim hemşerim diye. Şevki Hoca'yı çok severdim. Bir daha bunların böyle, anladım. Yani bunların bir daha böyle, bir daha Müslüman yani namaz kılan, secdeye giden, yani bunlar böyle adamlar bu ülkeye lazım diye iddia ediyorum ya. Hep bunu her yere savunmuşumdur ya. Yani. Ama o bir şey vardır, bir kitle vardır. Namaz kılan, camiye giden, hele o zamanlar yahu tehlike ya. Allah sakal. Ne diyorsun ya sakal? Sakal demek ocu demek ya. Bunları yaşadık. Ya arkadaş, ya sakal sünnetti ya. Bunu anlatıyorsun adama. Sana gelici diye bakar ya. Bırak adamı. Bende sakal yok. Sakal olan adama niye sen şimdi hakkını diyorsun? Başörtüsü ya. O bir semboldür. Hala dün akşam bir programda İşte onun için bu CHP'liyle bir adım önde gidemiyor ya. Sizin var ya hayatta siz iktidar olamazsınız. O zihniyette ya. Cumhuriyet Halk Partisi. Gene bir tane milletvekili adam çıkmış. Siyasi şey sen bu. Ya arkadaş ya siz de zekanızda bir noksanlık var ya. Bir araştırın ya. Ya başörtüsü siyasi simge olamaz. İnançtır inanç. Bazı takarsın takmasın. Benim kız kardeşimin başında kit tane çellesini içerse kafasını açamazsın ya. Eşimin saçını açıyor. Hayır, sonuçta Müslüman'ın da siyaseti vardı. Abi başörtüsünü yani. Bana simge mimge kabul ettirme. Başörtüsü inancın gereğiydi, imanın gereği. Takarsın takmasın cevabını vereceksin. O ayrı bir şey. Yanlış mı? Hani bak hala orada hemen öyle ya bir polis kafasını kapatmış da yok orada simge ver. Ya kapatsın sana ne arkadaş ya. Kapatabilir. Evet. Yani biz başörtülüye, başörtüsüne nasıl saygı duyuyorsak başörtülüye de duymak zorundayız. Hani o zihniyet hale bakarsın devam ediyor. Onun için de bunlar uzaktan yakında da iktidara yanaşamaz bu adamlar ya. Halk görüyor. Yani yok tabii abi bu işlemcim bu ülke onlar gibi düşünmüyor işte. Hala işe uyanamamışlar ya. Hala yemin ederim böyle ya. Hala farkında değiller ya. Böyle siyaset olmaz ya. Yani bu arada işte mini etekli bir kıza otobüste saldırdılar. Niye etek giyiyorsun gibi bir şeyden medet ummaya çalışıyorlar. Yine bir operasyon peşindeler. Tabii. Onu evet. İşte onu işte böyle oldu bilmem ne. Sanki bunu yani bugünkü yani işte iktidar gibi bilmem ne. Ya gerek yok. O bireysel bir olaydır. Biri yapmış bir denyoluk. Anladın mı? Vurmuş. Keşke olmasaydı, yaşanmasaydı. Anladın mı? Yani şortlu bir kıza vurmuşlar. Onun için arkadaş yani bu ülkede başörtülülere hakaretler olmadı mı? Bu neler ülkede, yaptılar, ya ne neler diyorsun? Yaptılar. Başörtülü kızlara, ben sana bir şey anlatayım. Olan bir hatıramı anlatayım sana. Şimdi bu başörtüsü davası, o zaman yine o Şubat dönemi. Bir türkü yaptım. Türkü arşivde kaldı. Yanarım o türküyü. O türküyü bana o zaman Tayyip Bey parti kurmuştu. Parti yeni kurulmuştu. Kanal 7'ye bir habere geldiler. Şeyler beraber. Kurmaylarıyla beraber. Yanında çok var da birini diyeyimse Abdülkadir Aksu. Orada bu türküyü söyledim. Dedim bak reis dedim böyle bir türkü okuyacağım. Dedi ki bu türküyü şimdi okuma dedi. Bak dedi ben başın belaya girer dedi. Bunu okuma dedi o zaman. O türküyü okumamıştım. O türküyü yanarım. Şimdi okusan da bir anlamı kalmaz. Çünkü şeyler geçti. O zaman ne çatarsın hocama, ne çatarsın hacıma. Niye ambargo koydun başörtülü bacıma. Türkü de çok çok asil bir türküydü. Tayyip Bey'in okuma demesiyle okumadım onu biliyor musun? O zaman bana orada okumuştum. İşte geldi kahır zamana, gel imana. Hiç eziyet eder mi Müslümana? Bu türküye yanarım bunu okumadığım için. Arşivime kaldı. Şimdi okusan onu çok
şeyini yitirdi yani çocuğu. Evet. Artık başı öyle bir davalar hamdolsun hemen hemen kalktı bitti. Yani demek istiyorum ben hiçbir zaman hiçbir olaya duyarsız kalmadım ya. Bu ülkeyi soydular bir zamanlar hatırlayırsınız ya. Bir tür şey yaptım. Evet. Vallahi bile o sene bu ülkeyi soyanların ödülünü de ben aldım ya. Bu ülkeyi kim söylediyse o ödülü de ben almıştım. Dedim ki işte kulak verin dinleyin beni baylar bayanlar. Allah'ından bulsunlar Türkiye'yi soyanlar. Lazoğlu derler bana canım kurban vatana. Devletin malı deniz dedim. Olta atan atana demiştim. Yani bak işte bu niye? Böyle bir şey vardı. Hakikaten ya dibe vurduğumuz dönem var değil mi? Gelen evet, yedi giden evet. Yedi bu ülkeyi. Allah var ya. Gelen yedi giden yedi ya. Ne gelen çaldı. Evet ne haldan ne Allah'a şükürler olsun. Hani şimdi daha dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yaptı? şeyde Birleşmiş Milletler'de resmen ayar verdi diyelim. Hani dünya beşten büyüktür bu sistem. Bu kafayla devam etmez şeklinde. Sonra oturduktan sonra dünya liderlerine bakıyorsunuz sırayla yanına gidiyorlar. O kabul ediyor oturduğu yerden. O Kerry geliyor yanına. Adeta tekmil veriyor. O sizin söylediğiniz dönemde de hani Bülent Ecevit'in fotoğrafı vardı ya. Ya. El pençe divan durmuş. Ya, nereden evet, bunları, nereye geldik? Bunları yaşadık tabii. Tabii güçlü olmak önemli bir şey. Bir de konuşulmayanları konuşmak da önemli. Yani bu alışılmışın dışında şeyler yaşıyoruz. Bunlar güzel şeyler. Yani şey var şimdi oradan bir paralellik demeyeyim yani şöyle bir iki çizgi. Paralel lafı o kadar tehlikeli ki. İki çizgi çizelim. Hani şimdi milletin adamı Erdoğan'ın gelişi bu noktaya mesela sizin de bir milletin adamı oluşunuz bu manada içimizden biri. Hani İsmail abi bizim için hani böyle bizden ayrı star şey değil bizden tabii, birisi. Ha, bu işte. Biz yani, bakın. Niye mesela ben hep ona üzülüyorum. Tayyip Erdoğan'ın özelliği de bu işte. Bizim adam yani hakik öyle yani. Mesela bana hiç unutmam anamın bir söyleyişi var. Gördün mü dedi ya. Gördün mü dedi adama bak dedi. Anasının dedi işte cenazesini mezara yapışı bu bir evladın görevidir. Ama bugüne kadar dümbüklerin hiçbirini yapmamış ki. Böyle bir şey hiç yapılmamış ki bu ülkede ya. Bugüne kadar görülmemiş yani hakik öyle. Mesela bir evladın görevidir anasını indirmek babası değil mi öyle? Evet. Bu, bak bunu Tayyip Erdoğan'dan gördüm millete çok enteresan geldi. Hoşuna gitti. Niye? De vatandaş ya budur ya. Ama bugüne kadar alışılmamış bir şey, yapılmamış bir şey. Görünmemiş ki bugüne kadar sen de hiçbir, geliyor, hiçbir liderin, okuyor. Hiçbir cumhurbaşkanının mezarlara bilmem. Ya sen ne diyorsun ya? Camenin kapısına durup da yani cenaze namazı kılmayanlar gördük, bu ülkede yaşadık gördük ya arkadaş ya. Sen kimin evladısın? Sen nerelisin ya? Sen Ramazan kimsin arkadaş? Ramazan ayında koca bardaklarda su içen cumhurbaşkanımız ya? Var. Evet ya. Hiç yapmasan ya Allah cezanı versin. Yani kendini yapmıyorsun da hadi yap, saygı duy bu millete ya değil mi öyle? Kahir eski ekseri yani bu ülkenin %98'i diyelim. 95'i diyelim Müslümandır orucunu tutar. En azından tutana saygı duyar. Yani gavur yapmaz onların yaptığını. Gavur sana saygı duyar biliyor musun? İşte bahsediyoruz ya Osmanlı'nın Yahudisi, Ermenisi Ramazan ayında çocukların eline ya, ekmek bile vermezmiş evet, sokağa bunlar, çıkarken. Bunları yaşadık, bunları gördük. Maalesef. Yani anamın bak mesela. Anamın söylediği çok enteresan. Ama o çıktı Tarık Akan'ın cenazesindeydi o cumhurbaşkanı. Aynı mı? Aynı model oldukları için. Tabii aynı model işte. Al birini buraya birine. Anladım. Oradaydı bir reklam vereyim. Şimdi şimdi benim Yasemin isminde bir kızım var. 20 yaşında. Telefonu çaldı. İşte o modelin telefonu. He. Ekranda baktım Tayyip Erdoğan'ın resmi. Çalarken. Bir dakika dedim. Ya dedim kızım bu ekranda benim olmam gerekmiyor dedim. Bak burada söylerim. Dedi ki baba dedi sen benim babamsın dedi. Ben daha çocuklarımı da hep milli manevi hep yetiştirmişim. Yani ülkeyi, evet, bayrağı, devleti, diyaneti, Allah'a pey hep böyle evet, bir şeyim var. Eyvallah. Dedim ki ya dedim o ekranda kim dedi? Dedi ki işte Tayyip Erdoğan gör bak evet baktım Tayyip Bey. Dedim ki o ekranda benim olmam gerekmez mi? Dedi ki baba dedi sen benim babamsın. Tayyip Erdoğan benim idolumdur dedi. Çekirme dedim. Tüh sana yazıklar olsun ya. Şu ekrana çıkıp. Çok da kızmadım. Yani çocuk sempati duymuş. Sevmiş. Yani Siloni'de beni koymaya öyle bir şey olabilir mi? Yani hayatta olmaz.
Enteresan. İşin esprisi tabii. Tabii ya. Ama benim söylemimdeki... Baba kıskanıyor haliyle sonuçta. Benim olmam diye ben de meşhur adamım yani. Ha, sonuçta starım, ben de starım. Meselesi var ya. O kısa bir reklam adası sevgili izleyiciler. Aradan sonra tekrar burada olacağız. Kaçırmayın bu sohbeti. Sözün özü sevgili izleyiciler devam ediyor. Son bölümdeyiz. Çok keyifli bir sohbet yapıyoruz sevgili İsmail Türüt abimizle. Evet abi. Şimdi Ali Asım kardeşim. Ha bundan 3-4 ay önceydi. Tam tarihini hatırlamıyorum. Almanya'ya konserim var. Gittim Almanya'ya. Bir dernek yapıyor. İşte Türk bilmem ne. Tam da hatırlayamadım, bağışlasınlar beni. Gittik. Bir gün önce Bielefeld'de konserim var. Konseri verdim. O şehire gittik. Gündüzdür konser. Çayırda 20 bin kişi. Güneşli bir hava. Beni karşıladılar. Başkan dedi ki bütün medya orada. Bir şey var sanki yani. Yani bir kalabalık bir şey. Beni Allah Allah. Dedi şimdi olağanüstü bir şey var dedi. Konserini iptal ettiler dedi. Çayırda 20 bin. Dedim ki bu millet niye? Alman hükümeti konserimi iptal ediyor. Gerekçeye bak, sebebe bak. Şuna geleceğim. Merkez medya orada. Bütün gazeteciler orada. Orada ben açıklama yapıyorum. Siz bir kelime medyada bu konuda bir şey duydunuz mu? Ya konserim iptal ediliyor ya. Alman hükümeti. Gerekçe şu. Avukatlar da. Diyor ki bu adam tereddütsüz diyor. Tereddütsüz Ermeni ve İsrail düşmanı diyor. Biz de diyor İsrail dostu. Bu konser olmak üzere, sadece o konser. O konserin bir şöyle farkı var. Alman ve Türk birleşik yapıyorlar ya. Öyle bir katkıları var aralarında. Ve konserim iptal ediliyor. Ya hiçbir gazetede ya. Zannediyorum haksızlık olmasın. Yine böyle İslami hassasiyeti olan bir gazeteci arkadaşlar var. Bir onlar yazdılar. Şey, neydi onlar da bizim... Hiçbir yerde duymadık tabii. Bir onlar yazdılar. O da cılız işte. O kadar sesi çıktı. Yani düşünebiliyor musun? Bir tüm gazeteciler orada. Bir de benimle röportaj yapıyorlar. Bilmem ne. Yayınlanmıyor. Arkadaşlar bu ne demek oluyor? Sen gavurla ortak mısın ya? Yani burada bir adam var. 20 bin kişi gelmiş konserini iptal ediyorsunuz. Bir daha ya demokrasinin beşiği ya. Burası evet, değil mi? Hani özgürlük yani bunlar böyle. Ya bunlar palavra ya. Bu Batı milletine var ya. Bak ben sana diyeyim. Bu sünnetsiz takımına inanmayacaksın ya. Bunlar yalancı, palavracı, yancının teki ya. İnan böyle ya. Bunlardan dost mas olmaz ya. Şerefim hak için ya. Ha, yani. Aynen aynen abi. Yani bir meşhur bir laf var ya. Arif abi ekseri derdi selam olsun. Eyvallah emin, selam olsun. Emin görün, emin olma. Emin görün emin olma. Bak böyle bir laf İyi var. İyi tespit etmiş. Evet. Emin görün, emin olma diye. Kulakları çınlasın. Yani bunlar böyle ya, İran böyle ya. Bunlardan hakiki dost olmaz ya. Böyle bir palavracı, demokrasi. Bunu da fark etmeye başladık demokrasi, artık. Demokrasi, insan hakkı, barış. Hangi ağızlardan duyuyorsun bunu ya? Hangi ağızlardan duyuyorsun ya? PKK'lılar görmüyor musun ya? Bu mecliste olan PKK'lılar. Ağızlarına evet. Ne çıkıyor? Hep barış, kardeşlik, savaşan siz, mermi atan siz, anladın mı? Bölücülük yapan siz, böyle palavra. Yok böyle bir şey ya. Şimdi PKK'lıları işte... Öldü sizin şeyinizde pek görürüm. Lan bunlar öldürmürdü demeyeceksin. Yani gebertin diyeceksin. Sizin televizyonlarınızda zaman zaman haberlerinizde bunu duydum. Çok hoşuma gitti ya. Bunlar işte bu kadar PKK'lı şey oldu. Öldü. Veya öldü değil. Başka bir şey diyorlar. Ne diyorlar? PKK'lı öldürüldü demiyorlar. Da gebertildi. Yok. Gebertildin diyeceksin diyorum. Ha. Demiyorlar yani. Şey diyorlar. PKK'lı ne oldu diyorlar. Ölünce bir şey diyor. Yok ne? Yok başka bir şey diyorlar ya. Ya haberlerde ekseri ekranlarda. Genel haberlerde. Genel haberlerde bir şey diyorlar ya. Etkisiz hale. Etkisiz hale. Bırak etkisi be diyor. Bu kadar PKK'lı bu kadar vatan haini gebertildi ya sana şunu ya. Anladım nasıl diyorum işte. Anladım ya gebertin çepekleri işte ihanet edenlere. Evet, evet, evet. Bunu böyle diyeceksin ya. Bu işin ekranı mekranı yok. Gazetesi mazetesi yok. Hak edene hak edildi dilden konuşacaksın. Bu işler başka şekilde yürümez. Doğru. Evet. Filipinler'de uyuşturucu çetelerine yönelik yani
operasyonu direkt öldürerek yapıyor. Filipinlerin hani başbakanıydı galiba. Onun da Batılılara karşı ağır sözleri var. Hani biz çocuk mu öldürüyoruz diyor ya da Esed gibi o katil gibi o aptal gibi demek istiyor yani. İdiot gibi bombalayarak mı öldürüyoruz diyor. Uyuşturucu satıyor bunlar diyor. Hani benim toplumumu, çocuklarımı, gençliğimi zehirliyor. Doğru, diyor. Doğru. Bizim bunlara karşı operasyonu aynen öyle. Geleceğimizi yok ediyorsun ya. Gençlik onların demek da, ne demek? Evet. Onların da hani Batılılara söylüyor, Amerika Obama'ya falan güzel şeyler söylüyor onun içinde o manada sert sözler. Hani onların bunu, Batılıların bunu yaptığını biliyor. Hani benim ülkemde operasyon çekiyorsunuz diyor. Uyuşturucu operasyonu, ben de gereğini yapıyorum diyor. Aynen öyle. O mesele o. Yani, siz de abi bir şeyle ilgili hani bu 15 Temmuz'u aslında o sanat duygusuyla birlikte meseleyi anlamış. Hani insanlar Fethullahçı terör örgütüne bağlayıp onun üzerinden hani malum medyanın zihniyeti var ya. Hani Fethullahçı terör örgütü diye bir örgüt var. O kafasına göre yaptı. Bu işte Amerika'nın da parmağı yok. Almanya'nın da, İngiltere'nin de, olur. İsrail'den de yok. Ya çocuk mu kandırıyorlar ya? Böyle şey olur mu ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bunlar ya zaten insana acı veren de budur zaten. Yani insana yani acı veren bu. Yani senin %100 senin bildiğin, yerli bildiğin, yani bunlar böyle bir cemaat mematlı değil işte, hizmet neyse, cemaat olsalar ben bunları yani cemaatleri bilirim yani. Cemaat, bazı cemaatler sarıkta kar sakal bırakır, namaz, Kur'an yetiştirir, talep. Böyle bir şey bunları da ben görmedim. Burada okul, başka bir zihni. Biz de bunları İslam'ı bildik. Ben para da verdim yani, canlı yayın söyledim ben bunları. Ha. Para da verdim ya. Millet şimdi... Ya, kurban da verdik. Tabii ya. İnkar etmenin manası yok ya. Ben yıllar... Hepimizin, yani hepimizin... Ya para aynı... verdim derken, para... Yok. Nasıl biliyor yok, musun? Yok yok. Anladım anladım. 30 tane otosu. Ne öyle az da değil. 20 ton. Öyle 5 tane uçta kabul etmeyin. Tosun. 30 tane yazdım seni. Coin değil ha tosun. Düşün, böyle paralar Allah'a şükür o zaman kazanıyorduk. Verdik. Şimdi kıramayacağın insanlar da abiler işte. Bizim abi dediğimiz yani o bildiğimiz onların abi işte. Onları da anlamam. Kıramadığım bir abi mesela. Ya İsmail'cim sana bir heyet yolluyorum. Biz de Allah rızası için yani hizmet ediyorlar. İşte okul, burs bilmem ne değil mi öyle böyle. Para da verdim yıllarca yani. Anladın? Ama ben ne diyorum? Benim paramı başka emellilere kullanmışsan kanser olsunsa, haram olsunsa Allah tepeni üstüne seni. Çünkü ben bir de niyet önemlidir. Allah biliyor evet, benim niyetimi evet, ya. Evet. Benim hayırım gene hayır sayılmıştır yani. Çünkü ben öyle Allah için vermişim yani. Anladın? Yani evet. Bunu bile yaptık yani ama bak yapılan şeylere bak. Ama ben sana diyeyim bu iş abi şer güçlerin parmağı olmasa bu işler döner mi ya? Bu işler olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Tabii. Düşünebiliyor musun ya? Misin gavurun kucağına oturacaksın anladın mı? Gavurla işbirliği yapacaksın. Müslümana, Türk'e, bu vatana ihanet edeceksin. Yok böyle bir şey ya. Allah cezanı verir ya. Allah belanı verir ya. Yok böyle bir şey ya. Bu babamın çocuğu olsa tanımam, bilmem, anlamam. Sevmem, böyle bir şey olmaz. Ama geçmişte bunu da yapmışız tabii ya. Bu da gayet Allah'ın bildiği. Ya o herkesin artık ya vermeyen yok ki. Vermeyen bana bir kulcu. Bir kulcu söylemesin yani. Yani bilemezsin. Herkes kendince bir şey yaptı. Ama şimdi tabii şu süreçte çok dikkat etmek lazım. Mağduriyet var yani. Biraz birbirine karıştırmamak lazım. Yani yaşlar yine kurulur. Onların operasyonları vesaire var o arada. Peki şey yapalım. Hani senin sanat şeyinde bu 15 Temmuz'dan sonra artık Türkiye'de yeni bir değişim dönüşüm. Devlet tiyatroları işte yerli oyunlarla açalım sahneyi falan dediler. Sanat camiası ile ilgili nasıl bir değişim gerekiyor? Ne yapılmalı? Yani buradan hani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda her yere tek başına yetişemiyor ama neler yapılmalı? Yani gençlik bundan sonra daha milli ve yerli değerleri hissetmek istiyor. Mesela bir Diriliş dizisi vardı. Ne kadar etkileyici oldu değil mi? Yani sanat bir kere bak şu var yani sanat, biz AK Parti kurulduğu dönem ilk başbakanlığında Sayın Başbakan'dı Tayyip Bey. Biz bir 150 sanatçı şeye gittik bu telif hakları konusunda. Meclise ziyarete evet, gittik evet. Yani. Ben o İbrahim abiyle beraberdim o zaman. Evet. Mesela bir adım yürünemedi, olmadı yani. O dediklerimiz evet, hiçbiri evet. Olmadı. Yani dedik ki mağduriyet var bu. Bir de şu var, o da haklı şöyle. Yani siz bir şeyle bu birlikler birbiri arasında problem var yani.
biz bir şeyler kendi aramızda. Yani o mesabi, muyapi, bilmem meclisesi, sevgisi. Bunlar bir şeyler birlik yapan. Bir araya gelemiyor yani. Anladın? Yani burada da bir ayrılık var. İşte bu ayrılığın içerisinde ne ideolojik sıkıntı var. Düşünebiliyor musun? Yani mesam, ben mesamdan şu anda ihraç edilmişim. Mahkum edeyim. Niye? Milli ve yerli oldu. 50. üyesiyim, en eski üyesiyim. İhraç etmişler beni. Niye etmişler beni? Mesamdan. Niye etmişler beni? Canlı yayında hırsızlık var buraya dedim. Doğru dedim. Evet, bir haber kanalına çıktım. Beyaz TV'ye. Dedim hırsızlık var buraya dedim. Hırsızlık edeyle dedim ya. Ben filancı hırsızdır demedim. Hırsızlık var burada dedim. Burada hırsızlık var. Hırsızlığın başka bir adı yok ki. Bir deyin bana başka bir nazik şekilde söylesen. Ya bu da böyle değinmez ki. Ya başka bir adı yok. Adı hırsızlığın ne diyeyim? Araklama. Bu da ya dedim burada hırsızlık var. Yani şu. Katkı payı falan diyeceksin abi. Bankalar işte isim evet. veriyor ya. Şimdi söyledim diye beni açtı beni davamı ihraç etti bilmem ne kurulu hem imzalar. Özürümü de dilemedim. Şimdi yargılanıyoruz. Ben hakkımı alacağımı düşünüyorum ya. Geriye döneceğim. Böyle 3-5 tane zibidinin ihracıyla kabul etmem. Oranın kurucusu sayılırım. Onlar çinmiş. Şimdi geri vites yok tabii. Şimdi bir şeyim o ideolojik bakışlar var ya. Bak bu da hep etki yapıyor. Hep. Yani düşün. O toplanıp da o işte meclise gittik ya. Orada mesela benden bir rahatsız olanlar var. Ya karede benim yanıma görünmek istemiyor. Düşünebiliyor musun ya? Bak bu vatanın evlatlarıyız ya. Ama bu kadar sivri, bu kadar lanet insanlar. Niye? Ben onun gibi düşünmüyorum. Ben kimim? Ben Allah'ını, peygamberini, dilini, devletini, diyanetini, bayrağını seven bir adamım. Yani benim için Urfa'da aynıdır, Mersin'de aynıdır, Rize'de aynıdır. Ben bakmam. Ben bir şeye ayrım yaparım. Bu vatan benimsin diyen hain, puşt kim olursa olsun onun kafasına dikilirim karşısına. Ben de insanlar arasında ayrımım bu olur. Başka olmaz. Şimdi bir adım ileri gidemedik. Yani olmadı. Yani bu Sayın Başbakan da biliyordu o zaman. Yani bir kere dedi ki birleşin, bir birlik olun da bir yana. Sonra. Olmadı. Birliği sağlayam. Kendi içinde sağlayamadı. Ya nasıl bizi sağlayacaklar ya? Hepsi aynı telden vuruyor. Hırsızlık dememin şeyini de açayım. Şimdi orada acayip bir güzel kardeşim ya. Acayip bir problem var o lafı dedim yanlış değil yani belki hırsızlık biraz ağır oldu ama hırsızlığın başka ifadesi dosya masrafı başka ifadesini bulamadığım için hırsızlık var dedim filanca hırsızdır demedim şimdi şu var Dalton mesela ya bir tane popçu karı neyse Allah'ım ya onun bandı çok çalaymış ona ayda vereceksin 70 milyon bir tane Anadolu aşı garibana vereceksin 100 milyon ya bu Allah bunu kabul eder mi ya? Ya benim 50 tane eserim, 500 tane eserim var. 50 tanesi bu ülkede yani abartmayan bir 10-15 tanesi hit olmuş parça ya. Şu anda radyolarda sahneye çıkan Karadeniz'in benim Türkçümü okumadan inen bir adam olamaz ya. Sen bana vereceksin ayda ben dilenci mi ya? 1 milyar, 2 milyar, birine vereceksin 70 milyar. Yani bunun ölçüsünü... Onu sokakta kimse tanımaz. Evet. İsmail yani bunun ölçüsünü nasıl koydun? Herkes tanır. Nasıl koydun? Yani bunu bir abi de. İşte ama işte o sistem demek ki değil evet mi? Evet abi. Milli yanlışlık. Ve yerli adama karşılık. Yanlışlık yapaylar. O zaman da ben de atlatırım. Ben de konuşurum. Ondan sonra yok ihraç ettik seni. Bilmem ne yaptım. Neyse. Yani bir şeyle kendi içimizde bir araya gelemedik. Yani sanat dünyasını bir değerlemek, toparlamak lazım. Bunun için bir oluşum yapmak lazım. Bir değnek, farklı bir çalışma yapmak bir lazım. Bir eleme yapmak lazım. Veya, ve yani evet, diye. Bizden olanları bir yere toplamak lazım. Böyle bak, mesela diye. Bir çatık. Yani adam işte mesama benzer başka bir şey kurmak lazım. Yani böyle bir şey yapmak. Biraz sanatçı üretmek lazım öyle değil mi? Milli ve yerli. Hem tiyatroda, sinemada, müzikte milli ve yerli olan sanatçı üretimine yönelmemiz desteklemek gerekiyor. Desteklemek yani lazım. İsmail Türüt'ün artık öğrenci yetiştirmesi. Tabii. Yürek adam, başka bir şey olmuyor bak, ama. Başka bir şey diyeyim sana. Yani şimdi terbiyeli adam, yani ahlaklı adam, dürüst adam, inançlı adam, yer milli adam bu ülkede kolay kolay şöhret olamaz. Bundan sonra hele bitmiştir. Çünkü o kanallarda bunların elinde. Bakın bu çok önemli ya. Evet. O kanallar bunların elinde. Yani o şeyi bunlar yakalamıyor. Bu tiyatroda da böyledi, sinemada da böyledi. Yani hakiki öyle bakarsın fiziği hemen onu engellerler. Anladın mı? Engellerler. Bu bir gerçek. Yani bu adam bizden değildir. Böyle bakılır. Yıllarca bu yapıldı yani. Ben iyi biliyorum. O zaman yeni bir sistem kurulması evet, gerekiyor. Evet. Buna farklı bir çalışma
yapılması lazım. Eyvallah. Olmaz. Evet. Sonuna evet, geldik tamam. Süremizin son sözlerini bitti alayım. Bitti Allah abi ya. Su gibi vallahi attı ya. Ben uçun üstüne konuşurum. Ben sana diyeyim. Yedeki Türkçe okumuyor. Tamam. Muhabbet edelim ya. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Yeni bir kanalsınız. Böyle bir kanalın da ihtiyacı ben zaman zaman izleyirim. Eyvallah. Çünkü yani o İslami hassasiyetiniz, o değerleri size görüyorum. Bu çok önemlidir. Böyle bir televizyon bu ülkeye ihtiyacı. Böyle deyip de yola çıkanların çoğu bozuldu. Allah bizi bozmasın. Böyle deyip yola çıkanlar çoğunda aynı şeyleri şu anda bulamayızsın. Lightlaşma. Evet var. Yani bu bir konjektürel midir? O bir, evet, bir şeydir yani. Onu bilemem. Onu onlara para kazanmak lazım için evet, vesaire falan yani, filan bir sürü şey çıkıyor insanın ya önüne. Çizgin olması lazım ya. Evet. Omurgan olması lazım aynen, ya. Bu aynen siyasette böyledir. Bakın. Sanatta da böyle. Omurgan. Ben abi ya. 20 sene neysem 15 sene ne, gene aynı adam. Aynen. Çizgin olması lazım ya. Dönekliğe gerek yok ya. Anladım. Ben öyle çok dönekler gördüm. Harbi böyle ya. İnan böyle ya. Şerefim hak için. Bir hatıramı alıp hem kapatayım. Evet, kapat. Kanal 7'de program yapardım yıllarca. Arkadaşlar. Alttan veriyorlar abi sen. Ha. 20 sene önce, tam tarih o zaman, yıllar önce. Bu Ahmet Hakan orada haber sunardı. Hı-hı, değil mi? Biliyorum, biliyorum. Bu Ahmet Hakan. Evet. Mustafa Çelik'i tanır mısınız bilmiyorum. O zamanki genel yayın yönetmeni olanı sayılır. Yaşıyor. Lütfen bir kamera yollayın ona. Lütfen bir mikrofon yollayın ona. 20 sene önce bu İsmail Turut Ahmet Hakan'ın için ne söylerdi ya? Vallahi söyleyeyim. Derdim ki buna dikkat edeyim, bu ajandır aranıza. Vallahi. Bak habere kanım aksın. Bak getirin Kur'an'ı el basayım. Mustafa Çelik'e sorun. Vallahi derdim abi Ahmet Hakan'a dikkat edeyim. Ajandır derdim. Vallahi dediğim çıktı ya. Tam ajan koyun. O şey içerisinde orada böyle hazırladı kendini. İnan bu çünkü kuyulanırdım bu adamdan ya. Bak yıllar sonra baktım tam bir ajan ya. Şimdi kime hizmet ettiği belli değil. Bir anda Fatih delikanlısı bir anda oldu şey. Nişantaşı karı bir tarafına, şarap bir tarafına bak. Ben bunu 20 sene önce söylemişim. Aa Mustafa Çelik. Lütfen çok bir kamera yollayın. Bir sohbet edeyim. Mustafa yaşıyor. Eyvallah inşallah. Ben böyle bir adamım ya. Söyleyene değil, söyletene bak. Boş, ben Allah'a şükür ben hoş bir yerden ilham almadım haşa ya. Ama bu adamdan bak yıllar sonra ya. Azıcık gönül gözüyle bakmak yeterli evet, diyorsun. Aynen eyvallah öyle abi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hayata bütün dostlara saygılarımı iletirim. Eyvallah. Kaldığımız yerden devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ben i̇nşallah bildiğim bak bildiğim o inandığım değerlerden taviz vermeden eyvallah. Rabbim böyle canımı alsın inşallah. Amin. Amin Allah razı diyelim. Olsun. Amin Allah razı diyelim olsun abi. Sağ sözün özü de bu olmuş. Teşekkür ederim. Gözüyle. Sağ ol. Bakın sevgili izleyiciler. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.